14 Mayıs seçim tarihi açıklandı. Bir değişiklik olmazsa kısa süre sonra Türkiye seçime gidiyor. Türkiye'de seçimin en önemli aktörlerinden bir tanesi İyi Parti. İyi Parti'nin de en çok konuşulduğu illerden bir tanesi Trabzon. Trabzon'da da en çok konuşulan isimlerden biri son 1,5 aydır sizsiniz. Teşekkür ederim. Sahadasınız. Evet. İl Başkanı azmi kuvvetli bir karar verdi. Ben aday değilim dedi. Ondan sonra sahaya çıktınız, çalışıyorsunuz. Öncelikle sizi bir tanıtalım. Sizin için oy kullanacak, sizi şehirde tanımayan insanlar. İyi Parti Trabzon İl Başkan Adayı Mustafa Küçük İbrahimoğlu kimdir? Nereden gelmiştir? Ne iş yapar? Siyasette ne kadar var? Evet, bendeniz Mustafa Küçük İbrahimoğlu. Arsin doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Arsin, daha sonrası Pamukkale Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansını, doktorasını tamamlamış bir eğitimciyim. Trabzon'da normalde akademisyenim ama üniversitede çalışma durumum söz konusu olmadı bugüne kadar. Kendi şahsi tercihimden ötürü genellikle kendi iş yerlerimi açarak Trabzon'da eğitim alanlarında hizmet verdim. Bugün bir dershane, iki özel okul işletmesini yürütmekte olan bir kardeşinizim. Yaklaşık 78 tane personel çalıştırıyorum. İki farklı şirketimiz var. Birinin doğrudan yönetim kurulu başkanı, diğer şirketinde yönetim kurulu üyesiyim. Siyasette. Siyasette de şöyle, 28 yaşında Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı olmuş bir kardeşinizim. Bugün yaşım 40. Daha 40'ı da yeni gün aldım 40'tan, öyle Evet. söyleyeyim. Yaklaşık 6 yıl Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı. Daha sonrasında da genel başkanım Meral Akşener'in davetiyle parti lansmanında bana taktığı rozetle birlikte İyi Parti kurucu Arsin ilçe başkanı olarak görev yapmaya başladım. Evet. 2017 Ekim-Kasım aylarındaydı yanılmıyorsam parti lansmanımız. O tarihte İyi Parti'nin bir neferi, ferdi olarak Trabzon'a döndüm. Trabzon'da da ilk atanmış resmi şahıs olarak ben olduğumu biliyorum. Daha il başkanı atanmamıştı. Evet. Meral Hanım atamamı yaptığı zaman. Hatta acaba il başkanı mı oluyor gibisinden de basında haberler çıkmıştı davet edildiğim zaman. Ama öncesinde planlamıştık. Siyasette eşikler vardır. Kendime bir eşik koymuştum. Önce ilçe başkanlığını, ilçemde güzel bir teşkilat yapılanması oluşturup daha sonrasında nasip kısmet olursa da il başkanlığı hedefi koymuştum o gün kendime. Evet. Kurucu ilçe başkanı olarak yerel seçim, genel seçim partimi ikinci parti yaptım Mersin'de, sıfırdan kurduğumuz partiyi. Güzel çalışmalarımız oldu. Sonra orada misyonumu tamamladığımı düşünerekten parti büyüklerimden de müsaade aldım. Orada da arkadaşlarımıza devrettim. Yaklaşık 2 yıldır aktif olarak herhangi bir yönetimde görev almamakla birlikte mevcut il başkanımız Azmi Kuvvetli'nin de emrinde oldum her zaman Trabzon'da. Maddi, manevi, benden ne talep ediliyorsa bugüne kadar da gerçekleştirmiş bir kardeşinizim. Siyasi anlamda background'ım böyle. Şöyle, ille ben aday olacağım gibi bir bakış açısına sahip değildim. Evet, idealdi benim için Trabzon'da İYİ Parti il başkanı olmak. Sağ olsun arkadaşlarımın da bu anlamda telkinleri çok oldu. Seninle bu yol daha kolay aşılır. Evet. Senin siyasi tecrüben bizden daha iyi. Böyle bir kanaat beni de ikna ettiler, öyle söyleyeyim. Evet. O anlamda adaylığımı açıkladım. Önce sen kapı çaldın ki hani Evet. sizinle Hatta birlikte yürüyeyim. şöyle söyleyeyim. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bugün aday olanlardan bir arkadaşımıza da aday olabileceğini duyduğumda destek olabileceğimi, aday olmayabileceğimi de ifade etmiştim. Anladım. Yani böyle bir yol yürüyüşüm var. Yani ille de ben olacağım, ben il başkanı olacağım gibi bir ego yapmadım hiçbir zaman. Gelecek ideallerim var dediniz. Evet. Sohbette de şunu söylediniz kamera arkasının. Yani, İyi Parti Trabzon'da birinci olmayı hak ediyor dediniz. Çünkü Evet. böyle bir güç ve Türkiye genelinde yürüyor dediniz. Gerçekten şu an il başkanı olduğunuzdaki hedefiniz ne? Bir kere ben Trabzon'u çok seviyorum. Trabzon'da doğdum, Trabzon'da büyüdüm. Artvin'de doğdum, aslında Faroz'da büyüdüm, öyle söyleyeyim. Arsinliyim, Arsinliyim, evet, nüfus cüzdanım Arsin. Çocukluğumun belli bir kısmını orada, büyük bir kısmını da Trabzon'da, Faroz'da geçirdim. Şehrin insanıyım. 21 yaşında üniversiteden mezun olup gelip bu şehirde Uzun Sokağın girişinde 5 katlı bir binada bir eğitim kurumu açtım. Yani 19 yıldır Trabzon'a hizmet veren bir kardeşinizim. Trabzon'da İş dünyasındaki herkes şunları görüyor. Trabzon'un büyük sorunları var. Trabzon'da yani sokakta yürüyen herkes görüyor. Sadece benim gibi işletme sahipleri değil. Ya, şehrimin ciddi problemleri var. Evet. Dile getirilmemiş veya getirilmişse de
kamuoyu oluşturulmamış. Yeteri kadar dinlendirilmemiş sorunları var. Ben bu şehirde doğmuşum, bu şehirde büyüyorum. Bu şehirde de öleceğim nasip kısmet olursa. Planımız bu. Burada kalmayı düşünüyorum. Yani yaşadığım, doğup büyüdüğüm, yaşadığım şehrin sorunlarını gündem yapmak, bu sorunlara çözüm önerileri sunmak, bu çözüm önerilerini hayata geçirebilmek için de elimden gelen mücadeleyi yapmak için her kongre, yani 28 yaşından beri siyasetin içerisindeyim. Çok defalarca kongreler gördüm, il kongreleri gördüm. Her siyasi partinin il kongresinden önce ilçe kongrelerinde bile sancılar olur ki kaldı ki iktidara yürüyen bir partinin il kongresinde de bu tarz küçük çaplı ayrışmaların olmasını normal karşılıyorum. Ki buradan da teşekkürlerimi iletmek istiyorum diğer iki il başkan adayı arkadaşımıza. Gayet demokratik bir süreç yürüttük bugüne kadar gelinen noktada. Evet. Yani kırıcı olmadım, onlar da olmadılar. Yani seviyeli, gayet düzgün, demokratik bir anlamda bir yarışı bugüne kadar getirdik. Bundan sonrasında öyle gideceğini umut ediyorum. Yani büyük bir kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum şehirde. Ya bunlar her zaman olmuştur. Çoklu adayın olduğu yerlerde, yarışlarda ya birilerini desteklemiştir her zaman. Bugün olan da budur şehirde. Bu kargaşaymış gibi görünmesinin sebebi de partimizin büyüyerek iktidara gittiği insanlar tarafından biliniyor olmasıdır. Yani bugün bu anlam yüklenmemiş olsaydı İYİ Parti'ye ne bu kadar aday olurdu bence, öyle tahmin ediyorum. Ne de bu kadar gündem olurdu, ses getirirdi. Yani bu da İYİ Parti'nin güzel bir yolda olduğunun güzel bir göstergesi. Şimdi şöyle, bu yola çıkmadan önce parti büyüklerimle, yani burada isim kullanmak istemiyorum, istişarede bulundum. Aday olmayı düşündüğümü söyledim. Onlar da mutlu olduklarını, bu noktada olmamın onlara mutluluk verdiğini ifade ettiler. Aday olmam anlamında bir problem olmadığını söylediler. Genel merkez olurunu aldıktan sonra zaten Trabzon'da bu anlamda bir çalışma yaptım. Nasıl bir il başkanı olur Mustafa Küçük İbrahimoğlu seçilirse ondan bahsedeyim. İYİ Parti kurulduğu günden beri hak ettiği noktada değil bu şehirde. Evet. Ben öyle hak ettiği bir noktada olduğunu düşünmüyorum. İYİ Parti iktidar namzeti, iktidara aday bir parti. Trabzon'da da inşallah öyle söylüyorum olacak. Bunu 14 Mayıs akşamı göreceğiz hep birlikte. Trabzon'da birinci parti olmaya en güçlü, en yakın parti olarak görüyorum partimi. Bu anlamda İYİ Parti'yi bu şehirde gündem yapacak, şehrin sorunlarını gündeme taşıyacak, İYİ Parti'nin teşkilatlarının maddi problemlerini çözebilecek, güçlü bir ekiple gelen bir il başkan adayı. Ben gezdiğim ilçelerde ilçe başkanlarıma, ilçe yönetim kurullarına hep şunu söyledim. O ilçe yönetim kurullarındaki masalar, maddi tartışmaların yapılacağı masalar olmamalı dedim. O masalar şehrin siyasetine yön veren, o siyasetin konuşulduğu masalar olmalı dedim. Yani bu ay kirayı nasıl ödeyeceğiz diye bir ilçe yönetim kurulu toplantısında toplantıyı bunun için yapmamalı. Biz güçlü bir ekiple geliyoruz. Bir kere İYİ Parti hak ettiği anlamda bu maddi desteği bizim yönetimimizden alacak. Tüm teşkilatlar alacak. Artı en önemlisi siyaset üreten bir il başkanı olacağım. Şehire yön veren ürettiği siyasetle basını yanına alan, basını olması gerektiği gibi kullanan bir yıl başkanı olacağım. En önemlisi bugün kiminle yarışıyoruz? Biz AK Parti ile yarışıyoruz bu şehirde. Evet. Değil mi? Önde olduğumuzu düşünüyorum. Şehrin dinamiklerinin harekete geçeceğini seçim öncesinde ve onların çok önünde bu seçimi bitireceğimize inanıyorum. Biz AK Parti ile yarışıyorsak, bugün Sezgin Bey saygı duyulan bir iş adamı, doğru mu? Evet. Onun bugün İYİ Parti delegesi Sezgin Mumcu'yla siyasi anlamda rekabet edebilecek bir il başkanı belirleyip karşısına koymalı. Ben şöyle diyorum, Fatma Hanım'ı tebrik ediyorum. Tebrik ettim zaten şahsen de. Ona başarılar diliyorum. Yine aynı şekilde Mehmet Bey'e de başarılar diliyorum. İkisinin de niyetinin halis olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir iddiayla yola çıktım. Ben bu anlamda Fatma Hanım'dan da bu işi daha iyi yaparım diyorum. Mehmet Bey'den de daha iyi yaparım diyorum. Onlar da yapabilir, evet. Ama ben onlardan daha iyi yapabilirim diyorum. Ben arkamda bir güç yok. Arkamdaki güç İYİ Parti delegesidir. İYİ Parti'ye gönül vermiş yoldaşlarımızdır. Belki işlerinde en genci benim ama siyasi anlamda baktığınız zaman en tecrübelisi benim. 4 tane kongre kazanmış bir kardeşinizim ben. Bugüne kadar girdiği her kongreyi kazanarak çıkmış bir kardeşinizim. Her zaman bu anlamda güçlü oldum. Bir akademisyenim, eğitimciyim. Şehre yön verebilecek bir isim olduğumu düşünüyorum. O anlamda da tüm delegelere rica ediyorum. Gittiğim kendi ilçemde de şöyle söyledim. Onlara buradan yenilemek istiyorum bunu. Kendi ilçemin delegesine şunu dedim. Dedim ki 3 adayı da değerlendirin.
3 adaya da bir bakın. Biz liyakattan yanayız. Genel merkezimiz, genel başkanımız liyakattan yana. Biz o yüzden zaten bugün İYİ Parti'deyiz. 3 adayı da bir değerlendirin dedim. Hangimiz daha liyakatli ise, hangimizin ehliyeti bu işe daha yeterli ise, hangimiz daha iyi il başkanı olacaksa lütfen rica ediyorum dedim, ona oy verin. Bunu kendi ilçemde, kendi delegemle yaptığım toplantıda söyledim. Dedim ki hatıra binaen kimse bana oy vermeyecek. Evet, Arsinliyim doğrudur, sizler Arsinlisiniz doğrudur ama Arsinli olmam asla İYİ Parti il başkanı olmam için yeterli bir sebep değildir dedim. Bugün delegeye şöyle sesleniyorum. Arsin'de söylediğim lafı onlara da hitaben konuşuyorum. Rica ediyorum delegeye hatıra binaen oy vermesinler. Bu ülkenin son seçimidir diyoruz. Öyle konuşuyoruz ya, altılı masanın tüm fertleri, mensupları 14 Mayıs için, hani tarih kesinleştiği için artık konuşuyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin birçok şeyi kaybedildiği zaman birçok şey artık kaybedebileceğimizi düşünüyoruz. Doğru mu? Evet. Ben İYİ Parti Trabzon için de aynı şeyi düşünüyorum. İYİ Parti Trabzon için de bu son seçim olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti Trabzon ya gerçekten şehre yön veren bir il başkanı seçecek ya da eski usulde devam edecekler diyorum. Başarılar diliyorum. Ben başkanım. Teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için ne demek? Teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Sağ olun.